Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Asus ZenBook 14'ü inceliyoruz. İnce, hafif, şöyle tutayım göstereyim, küçük ve 14 inçlik güçlü bir bilgisayar arayanlara önerebileceğim bir model olmuş. Gelin detaylarına hep beraber bakalım. Hepimizin bildiği gibi bilgisayarlar artık hayatımızın vazgeçilmez cihazlarından bir tanesi. Ne iş yapıyorsak yapalım, öyle ya da böyle bilgisayarlar hayatımızın içinde yer alıyor. Bazen evde kullanıyoruz, bazen iş yerimizde kullanıyoruz ama bilgisayarsız bir hayat artık düşünülmesi pek mümkün değil. Şimdi Asus'un biliyorsunuz özellikle son yıllarda dizüstü bilgisayar tarafında ciddi ataklar yapan bir marka. ZenBook ailesi de uzun yıllardır yine sektörde bulunan işte güçlü işlemcileri, güzel tasarımları ve aynı zamanda da performanslı donanım özellikleriyle bir karşımıza çıkan bir model serisi. ZenBook ailesinin içinde farklı farklı özelliklere sahip ince, şık bilgisayarlar yer alıyor. Bize gönderilen Asus ZenBook 14 ise UX433 ailesinin bir ürünü. Her zaman yaptığım gibi ilk önce bir böyle genel görünümden bahsedecek olursam dış yüzeyi böyle alüminyum şeklinde fırçalanmış bir alüminyum ama böyle yumuşak bir tasarım var bu arada. Hani böyle kesintisiz bir tasarıma sahip bir bilgisayar var. Karşımızda 14 inçlik ekranı olduğunu söylemiştik. 16'ya 9 tasarımla geliyor. Yani biraz böyle geniş, ince, uzun bir ekranımız var. Tuş takımı ayrık bir şekilde tasarlanmış. Bütün gövde yekpare alüminyumdan oluşmuş. Tuş takımı da bu alüminyum tasarıma uygun bir şekilde, o tasarım anlayışını devam edecek şekilde bulunuyor. Tam bir Q klavyemiz var. Nümerik tuş takımı tabi biliyorsunuz bu kadar küçük cihazlarda olmuyor ama Asus burada enteresan bir şey yapmış. Touchpad'e bir nümerik tuş takımı entegre etmiş. Özellikle böyle hani muhasebesel işler yapan ya da rakam girmesi gerekenler için güzel bir şey. Touchpad'in hemen sağ üst köşesinde yer alan bir düğmemiz var. Buraya bir saniye bastığınızda bu aktif hale geliyor ve ışık yanıyor. Ve o tuş takımını buradan, nümerik tuş takımını buradan kullanmaya başlıyorsunuz. Bunun dışında tasarımsal olarak baktığımızda bu Asus ZenBook yazan, yani cihazın genelde bütün hemen hemen bütün dış yüzeyi vesairesi böyle gümüş renk ağırlıkta. Ama iç kısma baktığımızda bu Asus ZenBook yazan ve hoparlörlerin bulunduğu bölüm ise böyle hafif altın renginde tasarlanmış. Bunun dışında yekpare bir gövde, hani açılan takılan bir şey yok. Aynı zamanda alt kısımda da hoparlör yuvaları yer alıyor. İşte yan yüzlerde bağlantı yuvaları da yine mevcut. Aynı zamanda bu Asus'un geliştirdiği bir teknoloji var. Şöyle yandan göstereyim daha net anlaşılacaktır. Ekranı açtığımızda tam olarak açılmıyor bu arada. Şu kadar açılıyor. Belli bir açımız var. Şurada baktığımızda 125 derece, 130 derecelik bir açıklık var kabaca benim tahminlerime göre. Ekranı tamamen açtığımızda klavye bir parça yukarı çıkıyor. Bu da hani özellikle yazı yazarken hani biraz daha böyle eğimli bir klavyeye sahip olmanızı, yani altında biraz daha boşluk olmasını sağlıyor. Bu da biraz daha hani yazım keyfinizi arttırıyor. Tuşların hassasiyeti vesairesi iyi. Arkadan aydınlatması da var. Hatta o aydınlatmanın şiddetini de ayarlayıp tamamen de kapatabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de mevcut. Bunun dışında hani hafif, taşınabilir 1.19 kilogramlık bir cihaz, yani 1.2 kilogramlık bir cihaz var tam olarak karşımızda. Yani hafif bir ürün var. Kuş gibi hafif, öyle söyleyeyim. Bu arada hemen şuradan da alayım. Buradaki adaptörü de görüyorsunuz. Daha önceki ZenBook kullandıysanız hiç veya VivoBook'larda falan da böyle. Bunun bir tık daha büyüğü VivoBook'larda yanlış hatırlamıyorsam. Böyle küçük, neredeyse telefon adaptörü kadar bir adaptörle geliyor. Bu da güzel olmuş. Yani taşınabilirliğe bir katkı sağlamış oluyor. Şimdi bu genel tasarımdan sonra biraz da teknik özelliklere bakacak olursak Asus ZenBook 14 UX433 Intel Core i7-8565U işlemciye sahip. 1.8 GHz'lik bu işlemci Turbo Boost ile 4.6 GHz'e kadar gücünü yükseltebiliyor. Intel UHD grafik 620 var. Yani zaten bu işlemciyle bütünleşik olan bir grafik kartı bu. Aynı zamanda Nvidia'nın GeForce MX 150 ekran kartımız da yine ürünle beraber geliyor. 14 inçlik Full HD 16:9 ekranımız var.
Bu arada dokunmatik değil, onu söyleyeyim. Dokunmatik bir ekran yok bir üründe. Öyle bir beklentiniz varsa bu model en azından sizin bu beklentinizi karşılamayacaktır. Bunu söylemiş olayım. Ekranın gövde ekran oranı %92 gibi oldukça yüksek, ince bir ekran var bu arada. Çerçevesi çok ince. Biliyorsunuz telefonlarda bu son dönemde çok popüler olmaya başlayan bir konuydu. Ekran gövde oranının işte yükselmesi 80, 90, 95'e kadar falan çıkıyor neredeyse. Şimdi aynı popülerite şeye de gelmeye başladı. Bilgisayarlar da gelmeye başladı. Bilgisayarlar da artık daha ince çerçeveli geliyor. Ne işe yarıyor bu? Şu işe yarıyor. Bir üst segmentin daha doğrusu 13 inçlik bir kasaya 14 inçlik bir ekran koyabiliyorsunuz bu sayede. Çünkü daha önce epey boşluklar vardı bu ekranın kenarlarında. Bu üründe özelinde bakacak olursak epey azaltmışlar. Yani böyle işte 3 milim, 4 milim en fazla gördüğüm kadarıyla en azından bir çerçevesi var. Ki yanlarda öyle üst kısım bir tık daha kalın. O da kamera olduğu için webcam var çünkü üst tarafta. Ama onun dışında çok ince bir çerçeve var. Bu da daha büyük bir ekranı daha küçük bir gövdeye, daha önceki modellere göre daha küçük bir gövdeye koymamızı sağlıyor. 512 GB'lık bir SSD depolamamız var ürünün üzerinde ki biz bunun 476 GB'ını kullanabiliyoruz. Bunlar dışında baktığımızda 16 GB RAM bizi karşılıyor. Windows Home 64 bit işletim sistemimiz var. Bir tane USB 3.1 USB Type-C bağlantımız var. Bir tane 3.1 normal standart USB'miz var. Bir de USB 2.0 bağlantımızın olduğunu söyleyeyim. Bir HDMI var, standart HDMI. Bir tane microSD kart okuyucu var. Biliyorsunuz artık microSD olmaya başladı. Standart hani kart okuyucu SD kart okumuyor artık. Direkt microSD okumaya başladı. Bu üründe de böyle bir özellik bulunuyor. 3.5 mm kulaklık ve mikrofon çıkışı bütünleşik olarak tasarlanmış. İkisi aynı anda görev görüyor. Arka aydınlatma Türkçe Q klavyemiz var. Nümerik tuş takımlı bir touchpad'imiz bulunuyor. 3D IR HD kameramız var. Dual band 802.11ac desteği bulunuyor. Bluetooth 5.0 var. Bu önemli, Bluetooth 5.0. Harman Kardon ile birlikte geliştirilen bir ses sistemi bulunuyor. 50 wattlık 3 hücreli bir lityum polimer pilimizin olduğunu da söyleyeyim. 65 wattlık da adaptörümüz var ki az önce gösterdiğim adaptör 65 wattlık bir adaptör. Cihazın toplam ağırlığı 1147 gram yani yaklaşık 1.2 kilogram bile değil. Gördüğünüz gibi teknik özellikler tarafında küçük olmasına rağmen gayet başarılı bir donanım özellikleri var. Ki benim en çok dikkatimi çeken şey şu, i7 işlemcimiz var, 8. nesil. RAM'imiz yüksek, 16 GB. Depolamada 512 SSD. Yani bu üçü aslında iyi olduğu zaman zaten genelde bilgisayarda iyi oluyor. Ama tabii şöyle düşünün, bunu 1.2 kilogramlık bir gövdeye sığdırmak o kadar kolay değil. Kullanım deneyimi olarak bakacak olsak rahat bir kullanım deneyimi sunuyor Asus ZenBook bize. 14 inç olması bence iyi. Ben genelde 14 inç bilgisayar tercih eden biriyim. Bugüne kadar da birçok bilgisayarım genelde 14 inç oldu. Bence ideal oran. Yani 13.3 inç bana biraz küçük geliyor. 15.6 da büyük geliyor. 14 inçin ben ideal bir oran olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda ideal bir bilgisayar. Bütün günlük işlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Performans anlamında bir sıkıntısı yok. Zaten işlemci güzel. RAM de güzel. Depolamalı da fena değil. Bunun dışında hani ihtiyacınız olabilecek hani diğer şeyler de önemli tabii ki işte MX150 ekran kartı vesaire de önemli. Ama bu üçü güzel olduktan sonra diğerlerinin eksiklikleri bir şekilde tamamlanabiliyor. Hafif de bir ürün. Özellikle her gün yanınızda bilgisayar taşımayı hedefliyorsanız daha hafifi yok öyle söyleyeyim. Yani bunun daha hafif bilgisayarları işlemciden feragat etmeniz gerekiyor, donanımdan feragat etmeniz gerekiyor. Bence Asus ZenBook iyi bir denge sağlamış. Yani hem performanslı hem de hafif olsun dediğiniz zaman bu aralıkta oluyor. Genelde bilgisayarların donanım özellikleri, işte ağırlığı vesairesi bu aralıkta oluyor. Çok da güzel olmuş. Ben günlük işlerimde rahat kullandım, bir sıkıntısı yok. Fonksiyon tuşları üst tarafa entegre edilmiş. Ve buradan hani fonksiyon tuşunu kilitlediğiniz zaman birçok özelliğe buradan ulaşabiliyorsunuz. İşte ekran parlaklığını arttırma vesaire gibi işlemleri buradan yapabiliyorsunuz. Tuş takımının aydınlatmalı olması güzel. O özellikle gece kullanımda güzel ama özellikle böyle parlak hani güneşin olduğu bir yerde çok da eğer az açarsanız parlaklığını klavye aydınlatmasını birazcık görünmeyebiliyor. Onun için biraz yüksek açmanız gerekiyor. Onun dışında ben bir sıkıntısını görmedim. Rahat bir şekilde kullanılıyor. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Hani zaten yaşanacak bir durum da yok açıkçası. Öte yandan cihazda kullanılan SSD de PCIe
E formatında, yani çok daha hızlı bir SSD tercih edilmiş. Bu da özellikle dosya hani aktarımında vesairesinde ve de cihazın çalışmasında ciddi bir performans farkında yaşamanızı sağlıyor. Yani günlük kullanım için fazlasıyla iyi olan bir bilgisayar var karşımızda. Asus ZenBook 14 çok güzel, çok performanslı ve hızlı bir kullanım sağlıyor. Tabii biz aynı zamanda sentetik testler de yaptık. PCMark testi yaptık. Biz bu inceleme için PCMark testinde 3742 puan gibi bir değer aldı. Şu anda ekranda onun ben size değerlerini göstereceğim. Diğer alt kırılımlarını da en azından burada göreceksiniz. Fena bir rakam değil. Bu özelliklerde sahip olan bir bilgisayar için normal olduğunu söylemiş olayım. Peki ne yapabiliyor cihaz? Aslında oyun falan da oynayabiliyorsunuz bu arada. MX150 hani böyle çok üst düzey bir ekran kartı olmasa da en azından bütünleşik olandan bir tık daha iyi performans sunuyor. Şartları abartmadığınız sürece ve de beklentiniz çok yüksek değilse bu cihazda birçok oyunu oynayabiliyorsunuz. Hani günümüz popüler oyunlarından baktığımızda işte PUBG Lite vesaire falan rahatlıkla kaldırabilecek bir bilgisayar var. Elbette çok yüksek çözünürlük isteyen, çok yüksek donanım isteyen oyunlarda yeterli olmayacaktır. Zaten ürünün de böyle bir iddiası yok bu arada. Hani bu oyun bilgisayarı değil ama hani ufak tefek oyunlarda ya da çözünürlük çok yüksek istemiyorsanız rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Elbette cihazın işinin bu olmadığının altını bir kez daha çizeyim. Böyle bir beklenti varsa bu ürün sizin için zaten uygun bir ürün değildir. Teknik bilgileri aktarırken 50 wattlık 3 hücreli bir pil olduğunu söylemiştim. Bu ürün geldiğinde işte açtık baktık hani standart Windows'un kendi pil gücünü gösterdiği işte sağ alt köşedeki alanımız var biliyorsunuz. Orasını açtık mesela işte 10 saat gösteriyor. 8-9 saat gösteriyor. Battery Save modunu açıyorsunuz daha da artıyor vesaire. Tabii ben onu görünce dedim ya olmaz böyle bir şey falan filan dedik. Şimdi bizzatihi olarak bir tane YouTube'da video açtım tarayıcı üzerinden. Tam olarak 9 saat boyunca pili bitmedi cihazın. Böyle bir şey denedik. Tabii sadece böyle bir deneyle yapacak bitmedi testlerimiz. Sentetik testler de yaptık. Yine PCMark'ın batarya testini yaptık. Bu testte ürün normalde video oynatırken 9 saat 15 dakika verdi ki benim bulduğum rakamın birebir aynısı bu arada. Aynısını verdi. Yani video modunda biliyorsunuz farklı farklı modları var bu testin. Video modunda bu değeri verdi. Oyun modunda denedik. Hani merak edenler vardır diye şimdi ekranda bunları da sırayla göstereceğim. Oyun modunda 1 saat 52 dakikalık bir pil ömrü gösterdi bize. Yani 1 saat 52 dakika oyun oynayabiliyoruz ama bu bayağı zorluyor biliyorsunuz o test sırasında. Öyle değil yani epey zorladı cihazı. PCMark'ın pil testinde farklı farklı senaryolar üzerinden de test yapabiliyorsunuz. Bu Modern Office testinde de 7 saat 55 dakikalık bir değer verdi. Yani kabaca normal bir kullanımda 6-7 saati çok rahat görürsünüz. Sadece hani böyle internette gezeyim vesaire deriz ama 8-9 saati görmeniz olası öyle söyleyeyim. Ve hani pil ömrü gerçekten de benim bugüne kadar gördüğüm en azından Windows yüklü bilgisayarlardan bahsediyorum. Windows yüklü bilgisayarlar içinde bu donanıma sahip olup da bu kadar pil ömrü ilk kez karşıma çıktığını söyleyeyim. Çok başarılı bir pil ömrü var. Yani bu cihazı aldığınız zaman hani eğer böyle çok gün içinde 8 saatten daha fazla çalışmayacaksanız şarj cihazını almanıza bile gerek yok. O kadar bir pil ömrü var. Bu anlamda benden tam puan aldı onu söyleyebilirim. Evet gelelim Özgür Çetin güzel anlatıyorsun ama cihazın fiyatı ne sorusunun cevabına. Biz bu testi yaptığımız 30 Mayıs 2019 tarihi itibariyle bilgisayarın fiyatı 9500 TL civarında idi. Tabi kurlar değişiyor vesaire değişiyor, rakam düşebilir, artabilir, kampanyalar gelebilir, bir şey diyemem. Yüksek mi? Evet yüksek. Ne yazık ki artık bilgisayar fiyatları bu seviyeye gelmiş durumda. Malum kurlardan dolayı artık biz bu rakamları hani normal demeye başladık. Tabii 9500'e normal bir rakam değil elbette ama böyle bir donanım, işte böyle bir hafiflik istediğiniz zaman da hani daha ucuzunu bulmanız pek kolay değil. Onu söylemiş olayım. Ya daha ağır oluyor bilgisayar. O zaman da hafiflikten ödün vermiş oluyorsunuz. Ya da donanımı biraz daha basit oluyor. İşte i7 olmuyor da i5 oluyor. O zaman fiyatlar biraz daha düşüyor. 6000 lira, 7000 lira, işte 5000 lira civarlarına bulabilirsiniz düşüyor. Ama hem hafif olsun, hem donanımı yüksek olsun, RAM'i de 16 GB olsun, işte 512 SSD olsun, harici ekran kartı da olsun dediğiniz zaman fiyatlar ne yazık ki bu seviyede. Bunu artık söyleyecek bir şey yok. Evet, 9500 ucuz bir para değil ama sunduğuna göre bakarsak, donanımına göre bakarsak bence fazlasıyla hak ediyor. Bu arada farklı konfigürasyonlarda da alabiliyorsunuz cihazı. O zaman fiyatı da 12.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Asus ZenBook 14 benden olumlu bir puan aldı. Onu söylemiş olayım. Nelerini beğendim?
donanım gücü çok iyi. İyi bir şekilde tasarlanmış bir donanım var karşımızda. Ve hani şu da olsa diyebileceğiniz bir özelliği, eksikliği vesairesi yok. Her türlü işte bağlantısı, şusu busu, işte USB'leri, USB Type-C olsun, normal USB olsun, USB 2.0 olsun, bütün bağlantıları mevcut. MicroSD bellek kartı yuvası vesairesi de olması da güzel bir özellik. Ben donanım özelliklerini beğendim. Tasarım çok hoş, çok hafif, şık duruyor. Yani işte açtığınız zaman bir yerde gayet şık bir bilgisayar var karşımızda. Ayrıca pil ömrü inanılmaz. Pil ömrü gerçekten de cihazın kendisinin gösterdiği gibi, Windows'un gösterdiği gibi neredeyse 10 saate dayanıyor. Yaptığımız hem sentetik testlerde hem de günlük kullanım testlerinde bu rakamları bizzat olarak ben de gördüm. Altına da imzamı atarım. Çok başarılı bir pil ömrü var. Nesini beğenmedin dersen, hani çok zorlamam gerekirse illa bir eksiklik bulacağız diye, bu tuş takımındaki aydınlatma zaman zaman parlak ya aç, yani gün ışığında kullanmaya kalktığınızda bu rakamların görülmesini zaman zaman engelleyebiliyor. O yüzden kısmanız gerekiyor veya çok açmanız gerekiyor. Ama o çok büyük bir sorun mu? Bence değil. Ama illa da hani böyle bir eksik bulalım diyorsak ben bu tarafını beğenmediğimi söyleyebilirim. Asus ZenBook 14 ile ilgili merak ettiklerinizi ya da şu özelliği var mı, şöyle bir şey yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.